Evet merhaba arkadaşlar. Ee, bugünkü dersimizde eterlerin eldesi yöntemlerini incelemiş olacağız arkadaşlar. Şimdi eterler birinci olarak nasıl elde edeceğiz eterleri? Bakın diyoruz ki 2 mol alkolden 1 mol su çekerek kaç derecede? 140 derecede arkadaşlar. Şimdi 2 mol alkolümüzü aldık. Sülfürik asit olması gerekiyor. 1 mol su çektiğimizde hocam ROR ne elde ettik? Eter elde ettik bakın, değil mi? En basit elde yöntemlerinden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi e, bakın örneğimizde e, bir tane alkol alınmış hocam. Evet, sülfürik asit. Buradan su çekeceğiz. Burada şunu yapıyoruz hocam buradaki R'den koparıp yani O'dan bunun aynısını karşı tarafına yapıştırmış oluyoruz. Tabii ki şurada şurada oksijenimiz var arada. Oksijen üzerinden bunlar birbirine. Bağlı arkadaşlar. Şu gruplar yani şu grup, şu grup burada oksijen üzerinden şu arada dediğimiz gibi oksijenimiz var. Oksijen üzerinden birbirine bağlı olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, burada da bakın e, şu kısmın ismi ne? Alkan olsa izo bütan olacak. İzobütil oluyor. E bunun yaygın ismi izobütil eter oldu arkadaşlar. Tabii ki şu ismi de şöyle yazmamız gerekiyor. Bu şekilde olmayacak ismimiz. Bunu şu şekilde ifade ediyoruz. Bakın bir tarafı Ana zincir olarak seçiyoruz. Bakın şurayı ben ana zincir olarak seçtim hocam. Ne diyorum? 1, 2, 3 dedim. İki deneyimiz bağlı. Evet bunun ismi arkadaşlar şöyle olacak. İki de metilimiz bağlı. Evet iki metil. Artı bir de oksijen üzerinden şuraya bağlı metoksi, e, etoksi isimlendirmiştik. İzobütildi bu. İzobütil oksi. İzobütoksi şeklinde ifade ediyoruz. Ne diyorum hocam? Bir izo bitoksi evet izobitoksi e, kaç karbonlu hocam? Zincirim 3 karbon propan olarak ifade etmiş oluyor. Bu şekilde ifade ediyoruz. Ya da e, yaygın ismi izobitil diizobütil, eter olarak da isimlendiriyoruz. 2 de vardı. 2 metil 1 izobütoksi, propan olarak ifade etmiş olduk. Tabi yupakta e, izobitoksi M'den önce olduğu için bunu daha önce yazmamız gerekirdi diyoruz arkadaşlar. Ve bu olay bu olay bir nükleofilik yer değiştirme tepkimesi olarak karşımıza geliyor. Evet ikinci sentezde Williamson sentezi hocam. Bu da önemli bir sentez. İşte e, e, alkolatların alkolatların alkil alejenürlerle tepkimesinden elde ediyoruz hocam. Organik kimyada unutmayınız Organik olmayanları yapıdan ayırıp diğerlerini birbirine bağlıyoruz. Bu da NAX ne demiştik? Bunlar hocam birbirine hemen bileşik oluşturur. NABL, NABR, NACR, NACL gibi. Buradan da ne kaldı? Bakın ROR, NAX şeklinde tepkimemiz gerçekleşti arkadaşlar. Dolayısıyla bu sentezede biz Williamson sentezi diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın buna örnek olarak da e, bu verilmiş bakın. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Önce organik olmayanları yapıdan ayırıyoruz. Şuradan sodyum gitti hocam. Sodyum bakın. Kimle gitti? Bromla gitti. Diğerlerini de birbirine bağlarsanız bakın ne yapmış olduk? Eter elde etmiş olduk. İsimlendirecek olursak eterimizi hocam. Şuradan ne yapıyoruz? Uzun zinciri seçtik. Niye burayı seçtik hocam? Çünkü burası 3 karbon. 1, 2, 3 dedik arkadaşlar. Şurası dal olarak kaldı bakın. Etiloksi. Ne oldu hocam? 2 etoksi. Evet 2 etoksi. Neden 2 dedik hocam? 2'ye bağlı çünkü. Kaç karbonlu bu? Propan olarak isimlendirdik. Ya da yaygın isminde etil var burada. Bu tarafta izopropil, etil, izopropil eter olarak da ne yapabiliriz? Bunu isimlendirebiliriz arkadaşlar. <laughs> Tabi yapıdan ne oluyor? NABR'de ayrılmış oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi epoksit oluşumu. Bunu daha öncesinde de görmüştük hocam. Bu MKPBA neydi hocam? Meta kloro -per benzoik asit. Bunlar alkenlerle tepkimeye girerse ne olurdu hocam? Epoksit bileşiği oluşurdu. Hatırlayınız şuradaki çift bağ açılır. Şu per karboksilik asitteki oksijen buraya yapıya bağlanırdı şeklinde söylüyoruz. Yani şuradaki bağ açıp buraya oksijeni bağlıyoruz. Tabii ki burada e meta kloro benzoik asitte oluşur şeklinde söylüyoruz hocam. Bu da önemli bir sentez olarak karşımıza gelir diyoruz arkadaşlar. <laughs> evet şimdi epoksit halkasının açılması veya epoksitlerin açılımı <laughs> olarak ifade ettiğimiz kısma geldik. Burası da önemli hocam. <laughs> Bakın ne yaptık? Etilen oksiti aldık. Hocam molekülde moleküller birbirine yaklaştığında moleküllerin kutupluluğu artar. Ve dolayısıyla artı ve eksi Olma durumları da daha belirgin hale gelir. Bakın de hocam. Burada en elektronegatif olan oksijen şuradaki bağı üzerine alıyor. Eksi alıyor, eksi oluyor. Buradaki bağı üzerine aldığında, eksi olduğunda şu karbon da artı oluyor hocam. Yani bunu bu şekilde de yapabilirdik. Bu şekilde de alabilirdi oksijen bağı üzerine. Eksi olurdu. Bu sefer buradaki karbon artı olurdu. Şimdi hocam suda da biz biliyoruz ki OH eksi, H artı. Şimdi bu durumda <laughs> ne olacak moleküler birbirine yaklaşınca hocam. Şuradaki oksijen bağ üzerine aldığı için eksi oldu. Gelip kime saldırıyor? Haşa saldırıyor. Haşı geldi bağladı bak. Haşı buraya bağladı. Bak bak hocam bağladı. Buraya bak OH bu taraf açıldı ya OH oldu bakın şurası. E diğer OHta bakın şu eksi bu OH nereye gidiyor hocam? Bakın diğer H art, e, karbon artıya gittiğinden karbokatyona. Dolayısıyla bakın şöyle bir bileşimiz oluşuyor. Yani oluşan bileşimiz ismi nedir? Glikol bileşi oluştu şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi eğer epoksit halkası bazik ortamda açılırsa hocam. Şimdi epoksit halkası bazik ortamda açılırsa hocam e, bu SN2 tepkimesine göre gerçekleşiyor. Ve burada hocam sterik engel önemli. Hocam SN2 nedir? S-sübstütsiyon. N-nükleofilik sübstütsiyon. 2 de tepkimenin 2ci dereceden olduğunu bize gösterir şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın burada hocam bazik ortamda SN2 tepkimesi oluyor genel itibariyle katılacak nükleofil. Hocam nükleofil neydi? Nükleofil hocam eksi yüklü ya da üzerinde ortaklaşmamış yani bağ katılmayan elektron çifti olan taneciklere diyoruz. Bu nereye katılacakmış nükleofil? Sterik engeli az olan karbona. <laughs> hocam sterik engel neydi? Sterik engel arkadaşlar molekülün çevresinin kalabalık olması demekti. Şimdi bakın <laughs> buradaki epoksitimiz burada bir tane metilimiz var. Şimdi burada nükleofil eksi yüklüydü artıya katılacak. Su zaten hocam OH eksi oluyor. H da artı oldu. Epoksit halkası eğer ortam bazikse hocam bakın ortam bazikse nükleofili sterik engeli az olan karbona göndereceğiz ve ona göre de bu OH'ı açmış olacağız. Şimdi biz eğer OH'ı bu tarafa açarsak, bakın bu tarafa doğru açarsak şurada bak metil var. Şu karbon artı olacak. Bu bağ buraya geldi. Evet bu bağ buraya geldi. Eksi oldu. O zaman bura artı olacak. Bak bunun yanında metil var. Bu bir engel, sterik engel oluşturuyor. Ama ben buradaki epoksit halkasını bu şekilde açarsam. Bak burası artı oldu hocam. Burada sterik engel olmadı. Yani bunun çevresinde herhangi bir grup olmadığından bu sterik engeli az olan artı oluyor. Buna kim gelecek? Eksi. Eksi neydi? Nükleofil. İşte bu nükleofil buraya gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar şuradaki bağı oksijen üzerine aldı. Eksi oldu ve bu eksi gelip artıya yani elektrofile saldırıyor. Daha sonra da nükleofil de bakın nereye geldi hocam? Buradaki neye bağlandı? Karbona bağlandı. Bakın ne yaptık? haşı buraya bağladık hocam. Evet. Şuradaki H da nereye bağlandı? Şuraya bağlandı ve buraya da bakın bir tane OH oldu. Yine glikol sınıfı bileşik elde etmiş olduk. Bu önemli SN2 tepkimeleri genel itibariyle bazik ortamda olur ve arkadaşlar nükleofil yani nükleofilik yer değiştirme tepkimesinde nükleofil sterik engeli yani çevresi az kalabalık olan kime bağlanır diyoruz hocam. Karbona bağlanır. Yani ona göre ben neyi açmam gerekiyor? Epoksit halkasını sağa ya da sola açmaya karar vermem gerekiyor. Tekrar edecek olursak hocam. Bazik ortamda nükleofili sterik engeli az olan karbona bağlayacağız. Halkayı da ona göre açmamız gerekiyor diyoruz. Şimdi bakın bir başka örnek. Efendim yine bana epoksit vermiş. HBR katıyoruz. HBR yapıya bağlanacak. Ortam NaOH var. Basik. Şimdi hocam ne olacak? Ee, nükleofil yani eksi yüklü tanecik brom kime bağlanacak? Sterik engeli az olan. Hocam bunu ya bu tarafa açacağız oksijeni ya bu tarafa. Bak şuradaki karbonlar. Evet bak buradaki karbon. Bir de buradaki karbonumuz var hocam. Bunun çevresinde bakın metil var, engel var. Sterik engel, molekül var kalabalık. Burada yok. O zaman bunu bu tarafa açtım. Evet bromu getirip bakın şuradaki karbokatyon oluşuyor. Buraya bağlıyorum. Evet buraya bağladım hocam. Şu o OH aşı açtığımda şu aşı da neye bağlıyorum? Oksijene bağlamış oluyorum. Bakın böyle bir molekülümüz oluştu diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bazik ortamda nükleofil sterik engeli az olan karbona bağlanır diyoruz. Ona göre de biz ne yapıyoruz? Epoksit halkasını açmış oluyoruz arkadaşlar. <laughs> Evet peki hocam asitik ortamda halka açılırsa ne olur? Şimdi arkadaşlar asitik ortamda genel itibariyle SN1 tepkimeleri gerçekleşir. Yani substitüsyon S, N nükleofilik bir de birinci dereceden bir tepkime olarak ifade ediyoruz. Hocam SN1 tepkimeleri kararlı karbokatyon üzerinden yürür. Bu durumda da hocam ne yapacağız? Nükleofili biz kararlı karbokatyon oluşturup oraya bağlamış olacağız. Dolayısıyla bu sefer bakın su katıyoruz. Oksijen eksi hidrojen artı hocam. Şimdi burada eğer ben şuradaki epoksit halkasını bu tarafa açarsam şurası artı karbon oluyor. Karbokatyon bakın ne oldu? Birinci il karbokatyon oluyor. Şimdi hocam e, karbokatyonlarda kararlılık neydi? Sekon, e, tersiyer karbokatyon kararlıdır. Sekonderden o da kararlıdır. Primerden şeklinde biliyoruz. Eğer ben şu oksijen halkasını bu tarafa açarsam epoksiti. Bu eksi oldu. Bak hocam burası artı oldu bakın. Bu sefer kaçıncıl karbokatyon, Bak bak bu bağ buraya gitti. Bu bağ artık yok. Buraya gitti eksi oldu. Hocam 1 2 iki, ikincil karbokatyon, Demek ki bunu bu tarafa doğru açmam gerekiyor. Nerede? Asit ortamda. Bunu açtım. Burası eksi oldu. Burası artı oldu. Burası artı. O zaman nükleofil nereye geliyor hocam? Nükleofil buraya geldi. Evet daha sonra da ne oluyor? Şuradaki oksijen eksi de şu aşı kendine bağlamış oluyor şeklinde söylüyoruz. Unutmayınız SN1 tepkimeleri kararlı karbokatyon üzerinden yürür şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Evet yine bir başka örnek. Bakın hocam asit ortam. Evet asit ortamdaysa bu tepkime ne tepkimesidir hocam? Bu tepkime SN1 tepkimesidir. Ee, ne katıyoruz bakın? HBr, brom eksi H artı. Şimdi hocam bu durumda ne yapacağız? Kararlı karbokatyon oluşturacağız. Şimdi hocam burada oksijen açılacak epoksit halkası. Bir karbokatyon buradan oluşturabilirim. Bir karbokatyon buradan oluşturabilirim. Şimdi bakın oksijenin bu tarafa doğru açıldığını varsayalım. Açıldı. Hocam 1-2, iki, ikinci el karbokatyon olur burası. Bak bak ikinci el. Evet ama diğer tarafa açalım bakalım. Kaçıncı karbokatyon oluyor? Hocam şu oksijen epoksit halkası bu taraf açıldı. Eksi oldu. Bak hocam burada 1, 2, 3. Üçüncül karbokatyon. Hocam tersiyer karbokatyon kararlıdır. Sekonder karbokatyondan. O yüzden bu epoksit halkası bu tarafa doğru açılacak. Eksi olacak. Evet. Şuradaki nükleofil yani eksi yüklü brom kime saldıracak? Artı olan tersiyer karbokatyonu. Hocam niye hep eksiği artıya götürüyoruz? Arkadaşlar daima oklar elektronca yoğun olandan elektronca az yoğun olana doğru götürülür diyoruz. Bu aynı zamanda sınavda çıkmış bir sorudur. Okların yönünü verip bize hangisi yanlış gösterilmiştir şeklinde soruldu. Burası eksi oldu. Bu eksi de gelip şu artıyı kendine bağlıyor. Bakın şurası OH oldu. Nükleofil de buraya bağlamış olduk tepkimemiz SN1 yani sübstitüsyon, nükleofilik sübstitüsyon birinci dereceden gerçekleşen bir tepkime olarak karşımıza geliyor. Hocam SN1 tepkimeleri kararlı karbokatyon üzerinden yürür diyoruz. Şimdi eterlerin özelliklerini de inceleyelim arkadaşlar. Şimdi eterlerin özellikleri arkadaşlar bir bu dört özelliğimizi her fonksiyonel grupta söylüyoruz. Karbon sayısı arttı kaynama. Arttı. Sebep London. Dallanma arttı. Kaynama düştü. Evet sebep yüzey alanının küçülmesi arkadaşlar. Homolog seri oluştururlar. Evet birbirini takip eden e, üye arasında ch kadar fark olmasına biz homolog seri diyoruz. Ve yandıklarında karbondioksit ve su oluştururlar. Hocam bu dört özellik tüm organik bileşiklerde hemen hemen ortak diyoruz. Şimdi başka Hocam bu eterler çok iyi çözücü. Eter dendiğinde bizim hatırımıza hocam çözücü gelecek. Çok iyi çözücü bunlar. Evet. Çok zor tepkime verirler. Yani kolay kolay tepkimeleri yok. Eterler dediğimizde çözücü olarak kullanılan maddeler geliyor hatırımıza. Efendim sodyum potasyum 1A dediğimiz elementler MGZNC ile tepkime vermezler. Bak bu önemliydi hocam. Bunlar kimle tepkime veriyor? Bunları görmüştük. Sodyum, potasyum, OH ve karboksil. Mg, Zn, Ca sadece karboksille tepkime verirdi diyoruz hocam. Eterler alkolle izomerdirler. <laughs> evet. Ve bunlar arkadaşlar asitlerle tepkime verirler şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi böylelikle arkadaşlar ne yapmış olduk? Eterler kısmını bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.